yolcular lütfen 2 numaralı çıkış kapısına. Teşekkür ederim. Ne işin var burada? Hani evleniyordun? Bırakıp kaçtı değil mi? Milletin diline düşmekle kaldın kafasız kız! Çalkanıyor bütün mahalle! Hacı Hasanların karısı haber yollamış. Teklifi geri aldık. Oğlum Hülya'yı nasıl olsa genel evde bulur demiş. Merak etme, dönecek. Bok dönecek! Aldı bir kere hevesini. Avrupalarda senin gibi kız mı yok budala? İşten de çıktın üstelik! Nah, kala kala bu para kaldı elimizde, ne yer, ne içeriz! Tekrar işe girerim, merak etme! Dört gözle seni bekliyorlardı! Hem kendini yaktın, hem de bizi! Doğru İran, hadi. Oldu şef! Bir şey mi istediniz? Şey, affedersiniz... Evet, buyurun. Ben Tarık'ın sözlüsüyüm. Gideli epey oldu. Hiç haber alamadım, acaba... Tarık bizim işe gitmedi ki. Bıraktı bizim işi. Nasıl olur? Güzelim işi tepti yavrum. Biz de çalışmıyor artık. Hülya! Hülya! Al oku! Bütün mahalle çalkanıyor! İngiltere'de! Havaalanında tutuklanmış, kaçakçılık yapıyormuş diyor gazete! Şimdi bekle ki göresin! Aptal kafa! Hepimizi rezil ettin! Lanet olsun doğduğun güne! Korkuttun bizi. Hasta dediler, hemen koşup geldim. Annenle konuştum. Alıp götüreceğim seni. Biraz kendine gelirsin. Annem Zahide Hanımlar da sizi bekliyor teyze. Tabii yavrum, hemen giderim. Emin ol, böylesi daha hayırlı senin için. Hayatın kurtuldu. Dünya neymiş, yaşamak neymiş, şimdi öğreneceksin. Hadi kalk bakalım, bize gidiyoruz. Gitmeyeceğim abla. Çıldırdın mı sen? Özür dilerim. Sana yardımcı olacağım kız. Bundan sonra ne yaparsam kendi bileğimin gücüyle yapacağım. Kuvvetli olmak, güçlü olmak için bırakıp gitti beni. Döndüğünde kendisinden daha güçlü olarak çıkacağım karşısına. Saçmalama kız! Tek başına ne yaparsın be? Başaracağım abla, başaracağım! Ortalığa çıktığının ilk haftası düşürürler randevu evine. Esrar'a, eroine alıştırırlar. Bakarsın bir gün genel evde leş kokulu serboşların kucağındasın. Yürü gidiyoruz. Gelmiyorum. Sen bilirsin. Bir gün kapımı çalarsan kovarım seni. Köpek gibi kovarım seni. Bu dala! Ne
Nerede Suzan? Seni alıp götürecek mi? Canı cehenneme! Kız çıldırtacaksın beni! Çıldırmana gerek yok anne, gidiyorum! Sakın beni aramaya kalkma! Merak etme, her ay paranı gönderirim sana! Nereye gidiyorsun? Ben de bilmiyorum ama yemin ederim bir gün buraya dönersem altımda en lüks araba, sırtımda milyonluk kürkten mücevherler olacak. Hoşça kal anne. Özlemişim İstanbul'u. 4 sene oldu sen gideli. Oldu ya. Benim yeni köşkte kalacaksın. Müstahiyi sana hazırlattım. Teşekkür ederim. Bazı işlerim var abi. Serbestsin canım. İstediğin zaman dışarıda kalabilirsin. Ha, o İngiliz kız geldi. Jane mi? Bir türlü bırakmadı peşimi. Hilton'a yerleştirdim. Gelir gelmez... Beni arasın dedi. Sen beni kızın oteline bırak abi. Yarın erkenden eski köşke gelirim. Amerikalılarla yapılan deniz nakliyat anlaşması ve New York'taki bankanın teminat mektubu. Roma'daki şirket? Biraz zor durumdalar. Savcılıkla başları dertte galiba. Evet. Korktum. Hiç yanlarına yaklaşmadım. İyi etmişsin. Uzak Doğu grubu anlaşma teklif etti. Şartları burada. Görüşmemiz lazım. Vaktimiz var. Ve İsviçre'deki hesabımız. Ayrıca Hollanda'da hesap açtım. İhtiyat iyi şeydir. Biliyor musun? Bazen kendimi çok beğeniyorum. Tabii beğeneceksin. Senin gibi üstün zeka az gelir dünyaya. Bu zekamı da en iyi nerede kullandım biliyor musun? Seni bu işin başına getirmekle. Şımartacaksın beni. Hadi üçümüzün şerefine. Üçüncü kim? Acele etme. Göreceksin. Evleniyorum. Dünyanın en tatlı, en güzel kızı. Fark be. İnsanın bu yaştan sonra aşık olması biraz tuhaf oluyor ama aşk bu. Aşk bu! Aşk bu! Hayatımda hiç böyle mutlu olmamıştım. İnanır mısın? Durup dururken ağlamak geliyor içimden. Acaba... Sırf param için mi evleniyor benimle diyorum? Ama göreceksin. O kadar samimi, o kadar içten bir kız ki. Gel bakalım. Bizi bekliyor. Daha hazır değilmiş. Birazdan gelecek. Kızı rahat bırak be abi. Nikah şahitliğimi sen yapacaksın. Şerefle. Ne zaman evleniyorsunuz? Bütün işlemler tamam. Şöyle... yıllarca akıldan hiç çıkmayacak bir düğün hazırlamak istiyorum. Sen gitmeden yaparız düğünü. Tamam, oldu abi. Ha, işte geliyor. İşte yengen.
Hoş geldin. Yoksa beni birine mi benzettiniz? Yok, hayır. Özür dilerim. Fikret bir şey ikram etmemiş size. Viskiye ne dersiniz? Böyle masum duruşuna bakma sen. Avrupa'nın en asılı çapkınlarındandır. Dün bir kız geldi büroya. İngiltere'deki sevgilisiymiş, bebek gibi. Ha, onu da alıp gelsene buraya. Arkadaş olurlar. Değil mi? Hadi. Hadi git bakalım.